arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni çok çok mutlu ettiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün canımız tatlı bir şeyler yemek istedi. Ben de irmik helvası yapmaya karar verdim. Bunu da sizle paylaşmak istedim. İyi seyirler. Önce malzemelerimi sayayım. Ben buraya sıvı yağımı koydum. Burada yarım bardak sıvı yağ var. Onun dışında bir bardak irmik, bir bardak süt, yarım bardak da şekerim var. O zaman başlayalım. Altını açmakla işe başlıyorum. İrmiğimi ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Rengi dönene kadar karıştıracağım. Ben önceden şerbet hazırlamıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bana daha pratik geliyor. Siz nasıl yapıyorsunuz acaba? Şöyle kenarlarından sıyırıyorum çünkü oralardan yanmaya başlıyor. Sürekli karıştırmam gerekiyor. Çünkü irmik çabuk yanıyor. Biraz rengi döndükten sonra şekerini ilave edeceğim. Her gün akşam yemeğine ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum. Siz de öyle misiniz? İrmiğimin hafif kokusu çıkmaya başladı. Biraz altını kısalım. Yanmasın. İrmik helvasını çok seviyorum. Ben sıvı yağ kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Tereyağı falan sıcak yeni oluyor da soğuduktan sonra pek sevmiyorum tatlılarda. İzmir'de hava çok sıcak. Şimdi böyleyse Temmuz, Ağustos aylarında ne yapacağız bilmiyorum. Evet, şekerini ilave ediyorum. Ben yarım su bardağı ilave ettim. Siz isterseniz daha az ya da daha fazla ilave edebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Biraz da bu şekilde karıştırdıktan sonra sütünü ilave edeceğiz arkadaşlar. Ben onun helvasını da çok severim. Çok da güzel yaptığımı söylerler. Ama eşim irmik helvasını daha çok seviyor. O yüzden ikimizin ortak zevki olan irmiği yapıyorum daha çok. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Bir bıraksam yanacak. Evet arkadaşlar, sütünü ilave edebilirim. Şimdi kapağını kapatmam gerekiyor çünkü sıçrayabilir. Hemen karıştırmam lazım. Her tatlıya olmuyor da çoğu tatlının şerbetine süt koyuyorum. Şimdi sütünü çekene kadar kapağını kapatıyorum.
çok güzel kokmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar, sütünü çekti. Altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırıp demlenmeye bırakacağım. Arkadaşlar, irmik helvam demlendi. Bakın, çok güzel oldu. Tane tane. Şimdi sizin için bunu servis edeceğim. Ben az yaptım, iki kişiyiz çünkü. Siz istediğinize göre arttırabilirsiniz. Üzerine dondurmamı da ekliyorum. İçine de koyabilirdim aslında ama erir. Şöyle sizin için tadına bakayım, bakar mısınız? Tane tane, gerçekten çok güzel oldu. Hemen tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Mis gibi. Şiddete tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.